Bak işte bulduk. Tuana Türkay. Hatırladın mı kızı? Tamam, 10 puan mı vereyim sana? Ne yapayım? Ay, bulamadım tamam, diye buldum. Çok sinir oldum. Sevindim. Evet. Tamam, Mustafa Ceceli'nin de Tuana Türkay'la uygunsuz görüntüleri olduğunu iddia eden eski eşi Sinem Gedik sessizliğini koruyor. Böyle bir şeyin varlığından bahsetti. Kızcağız tabii kendini birazcık savunup hani tehdit etmek için herhalde. Ama tabii demin de söylediğim gibi insan evladı gibi. Ya bunların hepsi bir tuhaf ya. Ya evet valla. O onunla uygunsuz kimin görüntüsü. Eli, kimin onunla cebinde, uygunsuz kimin görüntüsü. Bilmem nesi, bilmem ne. Abuk subuk. Kapatsana onu. Tamam. Okey. İşte böyle. Kibariye'nin vaziyeti bu. Mustafa Ceceli cephesindeki son gelişme bu. Tabii o videoyu göremedik. Bilmiyoruz nasıl bir şey olduğunu. Ayrıyeten. Ya sen dedikodu dedikodu diye çağırdın. Göksel bana hiç bakmıyor. Mala çevirdin lan. Merhabalar. Hepinize tontiş pompiş öpücükler. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Öpüldünüz efendim. Zaten bu hafta fazla bir malzeme çıkmadı bize. Çok üzgünüm. Değil mi? Bir skandal, bir şey olmadı. Mustafa Ceceli'den falan filandan sonra iyi bir bomba lazım ama. Mustafa Ceceli'nin devamı nasıl bitti peki? Aa, Mustafa Ceceli ama bir dakika, bir şey ne canım? Yani o işin devamı nasıl gitti? İntizar ne açıklama yaptı falan bilmem neler. Valla Mustafa Ceceli ile İntizar'ın Mustafa birlikte... Mustafa Ceceli ile ilgili de video çıktı diyorlardı. Karşı Mustafa Ceceli'nin... şeyle videosu varmış. Sidem Gedik karısı da bu şekilde tehdit etti. Ama tabii insan evladı olduğu için o videoyu sürmedi piyasaya. Şimdi kızın ismini hatırlamıyorum, iyi mi? Bakalım şuradan abi. Bakalım. Orada. Kim dedim? Mustafa Ceceli. Ne diyeyim, ne yazmam gerekiyor? Mustafa Ceceli'nin Sidem Gedik'in söylediği videosu. Evet, Mustafa Ceceli mi? Ahu Türkkaya mı? Neydi ya kızın adı? Çok da beğenirim kızı ya. Allah Allah. Ay, Ata Demirer'in filminde oynadı. Yer Gök Aşk dizisinde oynuyordu. Biraz müsaade. Biz şuna bakalım, geliyoruz hemen. Evreka! Buldum. Tuana Türkay. Ama çok iyi bildiğim bir kız yani. Niye unuttum? Tamam, 10 puan verdim sana. Tuana Türkay. Tamam. Bulduk. Çok sevindim. Çok güzel bir kızdır ama. İşte Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik de Mustafa Ceceli ile Tuana Türkay'ın bir takım uygunsuz görüntüleri olduğunu söyledi. Bu cephede de gelişmeler böyle, bakalım neler olacak. Oyuncu muymuş bu? Aa tabii canım. Yer Gök Aşk'ta falan oynuyordu. Fox TV'de dizisi vardı. Sonra işte birkaç film... En son Ata Demirer'le film çevirdi. Çok güzel kızdı. Güzel çevirmiş, evet. Allah cezanı, kadının silikonlarına bakıyor. Yazıklar olsun tamam. Sana. Harbiden sen güzel çeviriyormuş ya. Yukarı bak, şu güzelliğe bak. Ahu Dilber. Güzel güzel, tamam maşallah. Neyse. Velhasıl Tuana Türkay ve Mustafa Ceceli de böyle. Şimdi bu hafta çok üzüldüğüm bir konu oldu. Hayırdır? Çok üzüldüm. Gerçekten kahru perişan oldum. Sosyetenin Gözde isimlerinden Süreyya Ayhan. Ay, Süreyya Ayhan koşucuydu ya. Süreyya Yalçın, Yalçın ya, pardon. Bir şeyden, magazinden giriyorsun, bir spordan kafam çıkıyorsun. Kafam karıştı ya. Süreyya Ayhan, milli atletimiz tamam, kızı, rüzgün kızı. Bakalım. Kimmiş? Süreyya Yalçın. Süreyya Yalçın. Ha. Süreyya Yalçın. Bak, Süreyya yazar yazmaz çıktı hemen. Kocasıyla, yatlarıyla tekrar her sene olduğu gibi Ege sahillerine geliyor. İşte Yunan adalarına demirliyor. Oradan Bodrum, Marmaris falan giderken yağlanmış falan. Ah güneş dedim. Şöyle bir kızgın kumlardan senin suları atlayayım derken ne oluyor? Sen parmağındaki 400 milyar liralık... Bu mu? Bu manyak. Tamam. Parmağındaki 400 milyar liralık... 400 bin liralık. İşte 400... 400 bin TL'lik. Ben onları karıştırıyorum ya. Tamam. Yani 400 bin parmağında TL. Ne varmış 400 bin TL? Yüzük kız. Yüzük, tamam. Hı. Sen o denize düş. Yağlanmış da bir güreşçi gibi. Oh, vıcık vıcık. Yanacağım abi diye. Düşer mi ya o yüzük? Düşmüştür. Her düşmüş neyse, kaymış ya. Gitmiş. Herhalde hala dalgıçlar arıyordur, bilmiyorum. Yani sağlık daire ne olacak? Onun bir yemek parası bu. Ay 400, Allah'ım bulduğunu düşünsene. Ya, düşünsene, bir akşam yemeğine çıkarlar, bir hesapta bırakırlar o parayı oraya. Öyle lan. Tabii. Bu bir kere de, bir seneler önce bunun bir köpeği vardı, film bir şey. Kulakları olan... Ezmiş mi yoksa? Hayır hayır. Toka mı, ne almıştı ona? Toka aldı Cihan. Pırlanta toka takıyordu köpeğe. Gerçekten mi? Allah canına.
Vay be. Gerizekalı ya. Tatlı, ya niye böyle? Toplu milyarlık yani. Ya halbuki ne kadar da hoş bir kız. Güzel bir kız. Kız derken? Hanım yani, öyle hangisi? Söyleyeyim. Hangisi? İşte bak, buna da gözlükler. Ay, hayvanları maymunu çevirmiş. Ömrü hayatımda şöyle bir güneş gözlüğüm olmadı. Yani. Vallahi yemin ederim. Gösterir misin ekrana? Lütfen ekrana gösterir misin? Gözükmez. Gözükmüyor mu? Gözükmez, yok. Uçtu Allah'ım gitti. Hayvanları maymunu çevirmiş. Bir tanesinin güneş gözlüğü takmış, böyle şey zincirler mincirler takmış. Nuri Alçatıklıklı olmuş köpek. Peki yüzüğü düşünce üzülmüş mü? Çok üzülmüş. Belki çok şeydir, üzülmüş. Böyle manevi değeri falan vardır. 400 milyar liralık manevi değer. Olabilir yani. Onların manevi değeri öyle. Ay ben çay içeyim. Yani bak, Süreyya Yalçın 400 bin TL'lik yüzüğü denize düştü. Ay Cihan, Ağustos'ta dalalım denize gittiğimizde belki akıtı bakıtı. Ege. Hangi şey, ilçe? Neresi yani? Oğlum sen kadere kısmete bak. Bizim kısmetimiz. Bak, Marmaris ve Bodrum koylarını dolaşmaya başlamış. Neresi olduğu belli değil. Her yeri dolaşmanız gerekiyor. Ay Marmaris, bu yüzük müymüş? Bodrum'dan çıkacaksın. Güneşleniyormuş bir anlık dalgınlıkla. Denize düşürdü. Denizde değilken nasıl düşürüyorsa. İşte motordayken, motorda ne motoru be? Süreyya Yalçın motoru mu bilen? Yattayken. Yüzükler gerçekten güzelmiş. Yüzüklerin efendisi. yattayken falan şey, sen söyle adını, herhalde kaydı gitti parmağından, olur yani. Biz hepimiz ya, düşürdük, aynen, öyle ama. Aynen. Yani 400 milyarlık yüzüğüm hiç olmadı, açık konuşmak gerekirse. Kesin yani. Bu konu sarmadı beni. Bize ne? Gelelim Mert Fırat'a. Girelim şuradan. Sen ufak tefek cinayetleri seyrediyor musun? Yok, hayır, seyretmiyorum. Bana öyle şeyler sorma. Aa, Gökçe Bahadır başrolünü oynadığı çok keyifli bir dizi öneririm. İkinci sezon Eylül ayında başlayacak. Evet. Onun başrol oyuncusu Mert Fırat var. Şimdi Mert Fırat daha bu önce... Bu vatandaş, evet. Bu. Tamam, evet. Hande Doğandemir'le beraberdi. Uzunca bir süre Hande Doğandemir'le arkadaşlık ettiler. Çok da anlaşıyorlardı ve çok da yakışıyorlardı. Hande de çok cici bir kızdı. Yine saçlar ağzıma burnuma girmeye başladı. Artık ne olduysa aralarında birden aniden kızı bıraktığını öğrendik. Ve çok kısa bir süre sonra Sezen Aksu'nun eski sevgilisi avukat İdil Fırat, avukat Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat'la nişanlanmak üzere olduğunu öğrendik. Tabii çok şok olduk. Nişanlanmışlar zaten. Baksana, nişanlandılar. Evet, şimdi nişanlandılar. Hatta işte evleniyorlar. Evlilik için, pardon, nişan için. Evet. Nişan için, evlilik için değil. Evlenecek tabii. Nişan için de galiba Önder Fırat, Mert Fırat'ı istememiş. Bir de ne acayip, soyadları da aynı. Değil mi? Kız evlenince işte. Yine İdil Fırat. İstememiş fakat araya Sezen Aksu girmiş, eski sevgilisi. Tabii biliyorsunuz Sezen Aksu çok geniş kalpli bir kadındır. Hani hiçbir sevgilisiyle öyle görüşmemezlik yapmaz. Hepsini eski dostu olarak kabul eder. Belli ki görüşüyorlarmış daha. Bu konuda ikna etmiş kızının düğününe katılma, aman nişanına katılmalısın diye. Ya düğün mü nişan mı çok emin değilim, oradan nişan bak. Nişan bu ya, nişan galiba. Hayır, nişan değil. Oldu da düğün için galiba şey yapıyor, ikna etti. Tabii şöyle bir şey var. Ben Hande Doğandemir için çok üzüldüm. Dünya ortada tatlısı. Mı kaldı, ne oldu? Biraz öyle bulur oldu. Birini. Sen üzülme onun için ya. Ben zamanda Demet Akalın'la İbrahim Kutluay'a da çok üzülmüştüm. Oo, bak hala sevmem İbrahim Kutluay'ı. Valla ben çok etkileniyorum böyle şeylerden. Yazık. Ne oldu şimdi? Sana da öyle gelmiyor mu? Sanki Demet böyle... Akalın ortada mı kaldı bak? Kalmadı, daha da mutlu tabii ki. İbrahim Kutluay'dan sonra kaç kişiyi değiştirmişler? Kaç tane? He? Ya oldu bir. Hareketli bir hayat oldu. Ne oldu bir? Ama dört. Sonunda... Bir, iki, üç, ayağın dört, nerede ya? Beş. Ben sayı attırdıkla senin ayak hareketlenmeye başladı. Hayırdır? Ya olur yani. Ama neticede mutluluğu yakaladı kız. İyi, tamam, yakalasın, bırakmasın. Ebu aferin. Ebru Şallı ne alaka ya? Yok artık, onu da bilemeyeceğim. Ya Ebru Şallı konumuz değil. O da bir şey patlatsın, onu da konuşuruz artık. Valla şu anda en son onun Sinan'la bir olayı vardı. Ayrıldılar. Evet. Sinan gitti Otella ile falan... bir arkadaşlık. Of. İbrahim Kutluay kimle beraberdi? Kim Demet Şener'le ve boşandı. Bir de çocuk yapıyorlardı, boşanıyorlar değil mi? Çocukları ama epeyce var. Epeyce uzun tamam. Süre birlikte yaşadı. Kime kaymış sizi, onu bırakmıştı?
Kime ne yapmış? Demet Akalın'la birlikteydi. Aha, nişanlıydı. Tamam. Evlenmek üzereyken Demet Şener'le tanışıyor. Demet Şener bunların arasını bozuyor. İbrahim'in aklını çeliyor. Ben de bunları hiç anlamam. Çelinmeseymiş kardeşim. İbrahim'in de aklı çelinmeseymiş yani. İbrahim ya, Kutlay. Ya. Çok büyük isabet olmuş ha. Tabii. Kutlay'ın bak, İbrahim Kutlay'ın ya bak, bir de Demet şeyin Akalın'ın Akalın. Yeni şeyine bak, kocasına. Tabii çok tatlı bir çocuk. Hayır bir de bak mevzuya bak. Bunlar kız böyle nişanlı, evlenmeye 2-3 haftaları falan var. Kızı evden gönderiyor, İbrahim Kutlay ayrılıyorlar. Demet Akalın'ın da gidecek yeri yok. O zaman böyle şimdiki gibi meşhur değil işte, kıytırık bir manken. Kimin evine gidiyor biliyor musunuz? Ece Erken'in. Öyle mi? He. Sen ben anlatırken o bilgileri buradan yetişemezsin. Yok yani. Yok, yetişmeye çalışıyorum. Çok yetişmeye zor. Çalışıyorum. Ece Erken kendi anlattı. Ertesi gün kızın bavulunu, valizini almaya gidiyorlar. Bavulunu, valizini bile vermiyor evin yardımcısı. Neden? İşte öyle ultimatum vermişler. Sokağa atıyor ondan sonra kızın eşyalarını. Yani çok kim bilir ne geçirmiş. Oldu ki ama? Böyle... Bak ne olmuş olsa da, ne olmuş olsa da yani bu şekilde olmaması gerekiyor diyorsun. Demek ki çok adamı çıldırtacak bir şey oldu ki. Büyük ihtimal. Büyük bir ihtimalle yani. Adamı şimdi suçlamaya kalkma. Evet. Kimse, aklı başında olan kimse bu hareketi yapmaz bence. Herhalde öyledir. Neyse. Bilmediğimiz neler var diyeceğiz yine. Evet. Kim bilir neler oluyor. Hepinizi öpüyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Muah, tontiş pompiş öpücükler. İyi akşamlar. Bye bye.